Borodin. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı tarihini bünyesinde barındıran önemli bir yerleşim merkezi. Borodin, antik Frigya Vadisi'nde korunmuştur. Bu vadide M.Ö. 8000 yıllarında yerleşik hayata geçirmiştir. Arkaik devirde Afyon bölgesindeki 52 yerleşim biriminden birisidir. Borodin, Anadolu'daki bütün tarihi devirleri yaşamıştır. Romalılar döneminde Polibotum ismiyle il merkezi konumunu kazanmıştır. Milattan sonra 133 yılında Roma Kralı Hadrianus'un ziyaretiyle önemi daha da çok artan Borodin, o devirde çarşıları, bağ ve bahçeleri, Eber Gölü ve Akar Çayı ile tarihi literatürde adından bahsettirmiştir. Borodin, Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1107 tarihinde yapılan Borodin Savaşı sonunda Emir Mengücük Bey tarafından Türklerin eline geçer. Bu savaş, Anadolu'nun Türkleşmesinde rol oynayan en önemli olaylardan birisidir. Selçuklular zamanında Karahisar Devlet ismiyle anılan Afyon'a bağlı 10 kadılıktan birisidir. Bu devirde 11 nahiyesi, 326 köyü ve 11 mahallesiyle büyük bir ticaret merkezidir. Hz. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, Afyon'u ziyareti sırasında buraya da uğrayarak Borodin Mevlevi Hanesi'ni kurmuştur. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla Borodin sırayla Saipata, Germiyan, Karamanlı ve Eşrefoğulları'nın egemenliğinde kalmıştır. 1362 yılında Osmanlı Sultanı 1. Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Zamanında da büyük bir kültür ve ticaret merkezi olan Borodin'de 24 medrese, 7 ilkokul, 1 rüştiye mektebi ve 63 sıbyan mektebi bulunmaktadır. Bu dönemde Borodin, kaza merkezi statüsünü korumuş, Tanzimat döneminde kazayı muasıla mertebesine ulaşmıştır. Milli mücadele yıllarında Borodin, Büyük Bizans hayalleriyle İzmir'den başlayarak Anadolu'da saldırıya başlayan Yunanlılara karşı büyük bir direniş örneği sergilemiştir. Yunanlıların Borodin ve çevresinde konuşlanmasına fırsat verilmemiştir.